Hi everybody, assalamu alaikum. Welcome to another video lesson with me. And we are going to study vocabulary 2 and grammar 2 today, inshallah. Yes, let's open unit 11. Vocabulary 2 and grammar 2. Yes. Page 140 on your books. Yes, vocabulary 2. Yes, maybe you don't know it. Let's open and study them. That's fond of opera. I think I'll get him this worthy Ida CD. Fond of. It means düşkün olmak. Heveslisi. Peter Jackson, who is famous for directing The Hobbit, was recently interviewed on TV. Famous for. We weren't keen on opera until we saw Madame Butterfly in London's Covent Garden last year. It's keen on, it's, you know, we weren't keen on means like fond of, çok hevesli değildik. Novels are different from, keen on, different from novellas because they are usually much longer. Yes, novellas are much longer. Novels are different from. Fond of, famous for, keen on, different from. The singer is said to be pleased with. Den farklı, ile memnun, ile mutlu, dan mutlu ya da. The singer is said to be pleased with his newly recorded music video. Yeni kaydedilmiş, yeni bu sıralar kaydedilmiş müzik videosundan memnun olduğu söyleniyor şarkıcının. Bakın, pleased with, şeyden memnun. Films like Shrek and Ice Age are popular with, pleased with, popular with, audiences of all ages. Yes, films like Shrek and Ice Age are popular with audiences and of all ages. Her yaş grubundan seyirciyle popüler. Seyirci arasında popüler. Again, let's remember, fond of, famous for, keen on, different from, pleased with, popular with. Next. Yes. And these are some phrases that we are going to explain. And what do they mean first? Let's give it. Yes, I opened all of them. Because I'm going to give the meanings. They are new to you. Yes, it's a film premiere. Let's play it safe and get our tickets early. It means let's act guarantee. Yes, let's take our business into guarantee. Yani işimizi garantiye alalım. Play it safe. It means işimizi garantiye alalım. Ve biletleri erken alalım. Play it safe. İşini garantiye almak. Although Tony isn't actually the boss, he's the one who runs the show around here. Aslında patron olmamasına rağmen burada işleri o yürütür. Yani o burada şovu yürüten kişidir, işi yürüten kişidir. Runs the show around here. Famous strange thing, you never know from the one week to the next who will be in the limelight. Yani meşhur şey, şöhret ilginç bir şeydir. Bir haftadan diğer haftaya kimin göz önünde olacağını, kimin düşeceğini bilemezsin. Yani burada kimin düşeceğini, kimin gözde olacağını bilemezsin. Who will be in the limelight? Yani kısacası be in the limelight means kimin sahnede olacağını, kimin göz önünde olacağını, kimin öne çıkacağını, kimin yıldız olacağını bilemezsin. Kimin parlayacağını diyelim sonra. Kimin parlayacağını bilemezsin. Who will be in the limelight? That old video recorder is a museum piece. It's a museum piece. You really should get yourself a modern DVD. It's very old. Museum piece. Artık bu müzelik. Yeni bir DVD alman gerekir kendine. Yani müzelik. Biz de öyle diyoruz. Müzelik diyoruz. Yani it's very old. It means it's very old. It's a museum piece. Molly is the class clown. All her classmates think she's funny, but her teachers don't like her very much. Molly is the class clown.
Clown means palyaço, sınıf palyaçosu. Yani biz ne diyoruz? Sınıfın muzipi, bu sınıfın en muzipi, sınıfın en komik adamı, en işte sınıfı güldüreni, maskotu. Evet, sınıfın maskotu diyoruz mesela. Molly is the class clown. All her classmates think she's funny. Yes, class clown. Sınıfın maskotu. Mom knows I went to the counselor after she said I wasn't allowed to. I guess I might as well go home and face the music. Buradaki face the music means get into trouble. Yani gidince azarı işiteceğiz. Buradaki müzik azar. Scolding of my mother. Face the music. Buradaki müzik annenin azarı olur arkadaşlar. Face the music. Yani gidince paparayı yiyeceğiz. Gidince azarı işiteceğiz. Face the music. Next. Yes. And word formation. Yes. And let's fill in the blanks. For example, perform. Non. Performance. Yes. And acting. Verb form act. An actor. Produce. Noun form production and producer. Yes. Advertisement. Advertiser. Advertise. Yes. Exhibit. Exhibition. Yani sergi. Lemek sergi. Yes. Exhibitionist. Exhibitor. Yes. Exhibitor. Yes. And we went to a ballet. What? Ballet is a performance. Bale performansına gittim deriz, değil mi? It's very expensive to on TV when big events like Olympics are being shown. Yani televizyon reklam yapmak çok pahalıdır, değil mi? Bunlar varken, olimpiyatlar varken falan. Yes, advertise. There is of Amanda Dunbar's work on this week. Do you want to go? Of Amanda Dunbar's work. Bunun eserlerinin sergisi, değil mi? Exhibition of Amanda Dunbar's. Who is your favorite Hollywood film? Actor. Mine is Tom Cruise. The film Dracula has been made many times, but the Columbia Pictures production is probably the best known. Yes. En iyi yapım bu. Çok yapıldı ama en iyisi biliyor. Yes, we have finished vocabulary too. Let's move on to grammar to write, guys. Yes. Grammar to. Yes, in this grammar part, we are going to learn causative form. What does causative means? Causative means ettirgen yapı. Türkçesi niye bilmemiz lazım arkadaşlar? Ettirgen. Yani birine, başka birine bir işi yaptırtmak. Bakın, yapmak değil. Yapılmak değil. Yani pasif değil, ettirgen. Başka birine yaptırtmak. Örneğin, we use causative form. Ne zaman kullanırız? Önce onu söyleyelim. Talk about something we do not ourselves. Kendi yapmadığımız, başka birini yapmak için ayarladığımız durumlarda kullanırız. Kendimizin yapmadığı, o işi yapmak için başka birini ayarladığımız durumlarda. Örneğin evi boyattım, arabayı yıkattım, işte saçlarımı kestirdim. Yani bunu hep ne anlarız? Başka biri ne yaptırılmış bu iş, bunu anlarız. Sheila installed the new car stereo. Şimdi eğer cümle bu olursa, bu aktif bildiğimiz bir cümle. Sheila kendisi yeni araba setini, ses sistemini kendisi döşedi ya da yerleştirdi, koydu ya da evet yerleştirdi diyor ya da döşedi diyoruz. Yeni bir ses sistemi koydu arabaya. Ama şunu derse, Sheila had the new car stereo installed. Bakın dikkat edin, had ile kullanımı var, bir de get ile kullanımı var. Arkadaşlar en çok bu ikisini göreceğiz causative formlarda. Get ve have'in kullanımını. Sheila had the new car stereo installed. Bakın. Sheila had the new car stereo. Sheila had. Yani bu bizim causative yardımcı fiilimiz. Have aslında. Bu past olduğu için, past tense olduğu için had kullandık. Sheila had the new car stereo. Ardından nesne geliyor bakın. New car stereo installed. Daha sonra fiilin üçüncü hali. Yani şöyle bir sıralama, özne, causative yardımcı fiilimiz,
have veya get demiştik. Parayla yaptırılan işler daha çok arkadaşlar have ile kullanılıyor. Get daha çok ikna ile yaptırılan işler. Aynı zamanda have'in bir başka kullanıldığı yerde hoş olmayan durumlarda da yine have'i kullanabiliyoruz. Bakın dikkat edin. Buraya kadar bir nesne arkadaşlar. Sheila had the new car stereo installed. Daha sonra fiilin üçüncü hali arkadaşlar. Demek ki fiilin üçüncü halini pasifte de görmüştük. Kostif ettirgen de yine bunu göreceğiz. Ne zamanlar? İş yaptırıldığı zaman. Sadece yaptırıldığı zaman. İşin yaptırılması. Sheila had the new car stereo installed. Yani bundan ne anlıyoruz? O Sheila kendi yapmadı. Başkasına yaptırdı. Bunu anlıyoruz arkadaşlar bu yolda. You can use costive form to talk about something unpleasant that happens to someone. Yine başka birinin başına gelen hoş olmayan durumlarda yine have'i kullanıyoruz. Have'i get'i değil daha çok ama Amerikan İngilizce'sinde daha çok get'i görürsünüz arkadaşlar. İngilizce'sinde daha çok have'i görürsünüz ama biz şimdilik İngilizce İngilizce gördüğümüz için have diyelim. They had all their paintings stolen. Tüm tablolarını çaldırdılar. Bakın. Tabii bunlar izin vermedi çalınsın diye ama başa gelmiş olumsuz bir durumun olduğunu göstermek için yine bu yapıyı have'i kullanıyoruz. They had all their paintings stolen. Hani biliyoruz ya telefonumu çaldırdım. İşte dün gece işte laptopumu çaldırdım. Bunun gibi arkadaşlar. İşte kendini öldürtme, dikkat et trafiğe bilmem ne gibi mesela. They got all their paintings stolen. Olmaz diyor ama aslında bunu biz Amerikan İngilizcesinde çok görüyoruz. Her ne kadar olmaz dese de İngiliz İngilizcesinde doğrudur olmayabilir. Geçelim arkadaşlar. Bunu filmlerde özellikle çok göreceksiniz. Get'i bu tip yapı kullanımlarda. Evet şeklini tekrar söylüyoruz. Have bizim pozitif yardımcı fiilimiz. Ardından nesne ve ardından fiilin üçüncü hali. Yani varsa üçüncü hali yoksa iyi diye almış hali. Yani durum şu. Özne artı have. Gramere göre tabii ki bu had de olabilir. Değil mi arkadaşlar? Will have de olabilir. Değil mi? Had de olabilir. Yani bu gramere tense göre değişebilir. Ardından nesne, ardından fiilin daima üçüncü hali. Anlaşıldı herhalde. Örneklerimize bakalım. The actor has his hair cut. Has his hair cut every month. Bakın her hafta saçını kestirir aktör. The actor has his hair cut. Cut üçüncü hal arkadaşlar. Yanıltmasın sizi. Kat üç halde aynı olduğu için bunu görüyoruz şu an. The actor has his hair cut every month. Her ay saçını kestirir. Present simple bakın. Nereden anlıyoruz? Has'den. He has just had his hair cut. Bakın. Buradaki has present perfect tense'in ki just'tan da anlıyoruz bunu. Ardından asıl bizim kozitif yardımcı fiilimiz olan have'in üçüncü hali. Çünkü have has'den sonra hatırlarsanız hep üçüncü hali geliyor. Bu da bizim kozitif fiilimiz. He has just had his hair cut. Saçını şimdi kestirdi. Az önce kestirdi. Present perfect kullanımı. He had his hair cut last month. Past simple kullanımı. Bakın have has had oldu. He will have. Bu da future oldu. Will have. Bakın will have. Bu da will yine bizim aynı ettirgen fiilimiz. Ettirgen yardımcı fiilimiz. He will have his hair cut soon. Yakında kestirecek saçını. Peki olumsuz olunca yine aynı. He hasn't had present perfect tense. Bakın hasn't had yine aynı. Had. How often soru olursa how often does he have yine have ile kullanıldığı için. How often does he have his hair cut. Saçını ne sıklıkla kestirir. Kestirtir. Aslında tam olarak. We can also use get instead of have in a costume for view of his everyday speech. Her gün günlük kullanımda get'i de kullanabiliyoruz. Demiştik yani daha çok have'i kullanıyoruz para isteyen durumlarda ama get'i de kullanabiliyoruz. Aslında birbirine girmiş durumda şu an günlük kullanımda. We use by to mention the agent in the passive. We only mention agent when it asks new or important information. Eğer çok istiyorsak yeni veya önemli bir bilgi ise bizim için şunun tarafından diye pardon önce şunu bir örneğini vereyim. Özür dilerim geçtik orayı. Get'i de kullanabilirdik have'in yerine bazı kostümlerde. Bazen dedik ki have ile get ikisi kullanılabiliyor. Örneğin he is getting his hair cut tomorrow. Yarın saçını kestirtiyor. Ya he will get de olur. He got da olur. Kestirdi de olur. Bakın arkadaşlar.
Yani evin yerine get'te kullanabiliyoruz. Günlük kullanımda sık sık bu kullanılıyor. Yani dedik ki arkadaşlar artık birbirine girmiş durumda. Ama gramatik olarak have daha çok paralı yapılan işler. Get daha çok ikna ile yapılan işler. Ama günlük kullanımda get daha çok kullanılıyor diyorum. Yine pasifde olduğu gibi eğer yapan kişi, olayı yaptırtılan kişi daha doğrusu. Yani birine yaptırtıyorduk ya, ettirgen bir durum buydu. O kişiyi illa da bildireceksek, önemliyse veya bilgi yeniyse vermek istiyorsak yine by ile kullanabiliyoruz. Bakın yine burası ettirgen yapı. He had his hair cut. He had his hair cut. Saçını kestirtti. By a well-known hairdresser. Bir iyi bilinen, tanınan bir berber ya da saç şey kuaför tarafından ya da kuaföre, nasıl çevirirseniz artık, kestirtti. Dikkat ederseniz pasive benziyor biraz, değil mi? Tarafından ille vermek istiyorsanız verebilirsiniz. Devam edelim, alıştırmalara geçelim. Şimdi, he is having his new piano delivered tomorrow. What does mean? Yeni piyanosunu yarın getirtiyor. Yani eve geliyor. Eve getirtiyor. She had her bag stolen during the concert. She had her bag stolen during the concert. Konser sırasında çantasını çaldırttı. Şimdi diyor ki, in which sentence could we replace have with get? Hangisinin yerine burada, pardon özür diliyorum, get kullanabiliriz? Evet, ilkinin yerine get de kullanabiliriz. Have'in yerine get de kullanabiliriz. Özellikle günlük kullanımda demiştik. Evet, in sentence A. Neden? Çünkü diğerinde arkadaşlar B'de olumsuz bir durum var. Olumsuz durumlarda get kullanılmıyor, İngiliz İngilizce demiştik. Daha çok have'i tercih ediyorlar. Ama normal durumlarda, yani have'i kullandığımız normal durumlarda get'i de kullanıyorlar, have'in yerine, birbirinin yerine kullanılıyor demiştik. Değil mi arkadaşlar? Evet. Yes, now we are going to do these activities and we are going to finish the video. Rewrite sentence in the causative. Bunlarla yapacağız videoyu. Beraber yapalım ki daha iyi öğrenin. A Hollywood film studio will buy Julius Noble. Bir Hollywood film stüdyosu Julia'nın romanını satın alacak. O zaman ne deriz buna? Bakalım, bir tane açalım. Julia bir romanını bir Hollywood film stüdyosuna sattıracak. Yani sattırtacak, öyle diyelim daha doğrusu. Julia will have or will get her novel bought by a Hollywood film studio. A famous photographer is taking the actor's picture. Ünlü bir fotoğrafçı aktörün resmini çekiyor. Aktör ünlü bir fotoğrafçı tarafından resmini çektirtiyor diyeceğiz. The actor, yes, is having or getting his picture by a famous photographer. Değil mi arkadaşlar? The actor is having or getting his picture taken by a famous photographer. Evet. Üç. Doctor was testing Gloria's eyes when I texted her. Gloria'nın gözlerini test ediyordu. Ben ona mesaj attığımda. Gloria gözlerini ne test ettirtiyor diyeceğiz. Gloria was having or was getting her eyes tested or yes having get test her eyes tested when I text her. Yes, Gloria was having or getting her eyes tested. Film daima üçüncü hali. Özne arkasından ya pozitif fiilimiz olan have veya get, ikisinden biri olabilir. Ve nesnemiz ve üçüncü hali fiil. The rockstar asks someone to prepare his meals. Rockstar birinden yemeğini hazırlamasını istiyor. Ne diyeceğiz o zaman? Rockstar birine yemeğini hazırlatır diyelim o zaman, değil mi? The rockstar gets or has his meals prepared diyebiliriz. By someone, ama by'a da gerek kullanılabilir.
The rockstar or has or gets his meals prepared. We must ask someone to pick up our tickets as soon as possible. Birine biletlerimizi mümkün olduğu kadar kısa sürede aldırtmak için istememiz gerekir. İstemeliyiz. Yani birine biletleri aldırtmalıyız demek istiyor kısaca. O zaman ne deriz? We must our tickets, excuse me, we must get veya we must have our tickets, must get veya we must have our tickets, yes, picked up as soon as possible. Okay, we must have or get our tickets picked up. Someone stole her performance. Bakın, beklenmedik, olumsuz bir durum. Burada sadece have kullanabiliyorduk hatırlarsanız. Get kullanamıyorduk İngilizcesinde. Someone stole her performance guitar. Biri onun performans gitarını çaldı. Yani sahne gitarını çaldı. Ne diyeceğiz? O sahne gitarını çaldırttı diyeceğiz arkadaşlar. Olumsuz durumlarda. Ne diyeceğiz? Stole the performance. Yani o kişi, performansı yapacak kişinin gitarını çaldı biri. Ona biz ne diyeceğiz? Perform diyebiliriz yine. The performer, çaldırdı diyeceğiz. The performer had, çünkü stole diyor ikinci past tense. The performer had his guitar stolen. Yes. The performer had his guitar stolen. Neden burada get olmaz? Çünkü olumsuz bir durum arkadaşlar. İstenmeyen bir durum. Tekrar söylüyorum. Bunu Amerikan İngilizcesinde daha çok get olarak görürsünüz. Biz şimdilik İngilizcesine bağlı kalalım. Someone paints her studio every 2 years. Someone paints her studio every 2 years. Onun stüdyosunu her 2 yılda bir biri boyar. Ne diyeceğiz? O her 2 yılda bir boyatır diyeceğiz. She has her studio, yes, painted every 2 years. Tekrar söylüyorum. Ya da she has or she gets her studio painted. She has or gets her studio painted every 2 years. We are going to ask the painter to sign our portrait. Bir ressama portremizi imzalamasını isteyeceğiz. Diyeceğiz, portremizi imzalatacağız diyeceğiz, değil mi arkadaşlar? We are going to, yes, get or have. We are going to get or we are going to have our portrait signed by the painter tarafından. Çünkü ünlü bir ressam diyor ya, bize bu bilgiyi de vermemesi gerekiyor. Tekrar okuyorum. We are going to have or we are going to get our portrait signed by the painter. Yes guys, we have finished grammar 2, unit 11, vocabulary 2 and grammar 2 today. See you in next videos, inshallah. Take care and say hi to all your family members. Welcome to, we have come to end of another lesson. We'll go on in other videos, inshallah. Take care. Selamun aleyküm.